Sen orada Bakasetas oynatmıyor musun? Ya Ömür de var oynatıyorum. hocam. Şimdi Ömür oynar. Daha önce söyledim. Canini de ikinci öyle arkadan oynar. Yani sana geldi. Yönetiyor. Hani o profilde de oyuncu. Geçen sene biliyorsun Cornelius'ta da çok Evet. oynadılar. Şimdi tamam çizgilerde de oynar Canini ama orada o pozisyonda da oynar. Şimdi burada sen yani diyeceksin ki ne yapıyorsun? Yani burada yanlış yapıyorsun hocam. Bunu almamalıyız, bunu almalıyız vesaire. Şimdi ya Batra'yı ben izlediklerini lig maçı La Liga'ya gidip geçen sene falan performansını takip ettiklerini düşünmüyorum. Yani oyuncu gelsin alalım oyuncu gelsin. Aynı fikirdeyiz 3 hocam. milyon al 3 milyon 600 bin euro net Batra'ya ödüyorsun. Ya bir oyuncu alıyorsun sağ bek sol bek yapıyorsun sol stoperi ya ne karıştırıyorsun savunmayı falan bir Basel maçı düzeni bugün öyle. Yani Trabzonspor burada da hem Ahmet Ağoğlu başkan olarak hata yaptı. Antrenör olarak şimdi Abdullah Hoca hep şunu söylüyordu. Bugün de diyebilir. Yine bir dizilişleri değiştirdik ettik. Futbolda dizilişler yani sırf önemli olan değil. Diziliş senin planın ve en önemli futbol ilgili saha içinde prensibin yoksa hücum ve savunmada sıkıntı yaşarsın. Doğru. Her maçta onu oraya çıkar, buraya çıkar eder. Hiçbir Trabzonspor'un hiçbir sezon başından beri iskelet kadrosu olmaz. Bir oyun planı olmaz mı? Bir prensibi olmaz mı? O zaman rakamları biz konuşuruz. En son söyleyeceğim de 3. ay futbolcu kadrosu bu kadar gamsız, bu kadar şampiyonluğa oynamayacak ve en önemli saha içinde birbirini tamamlamayan ikililerden kurulu, rekabete açık olmayan, geleceğiyle ilgili bir tasarrufu, vizyonu olmayan oyuncu topluluğunu toparlamak, Trabzonspor gibi bir şehire getirmek de herhalde en büyük hataların en başında da bu geliyordu. Bu maçı konuşmayı sürdüreceğiz. Birazdan özet görüntüler de elimizde olacak. Günün bir diğer maçında Fenerbahçe-Kayseri deplasmanında 11'ler belli oldu. Maç başlamak üzere. Son durumu Aspor muhabiri Ahmet Selim Kul'dan alacağız. Ahmet Selim Kul, sözü sana bırakalım maç öncesi son gelişmeler için. Güneşen teşekkürler. Kayseri'den herkese selamlar. İlk olarak maçın manşetini, maç öncesi 11'lerin manşetini verelim. Arda Güler ilk 11'de başlıyor Kayseri Spor deplasmanına. Ardından hemen ilk 11'leri paylaşalım. Kayseri Spor'da kalede Bilal forma giyecek. 4-3-3 dizilişiyle sahaya çıkıyor Sarı Kırmızılar. Sağ bekte Gökhan, sol bekte Lionel Carol, stoperde Kolovetsios Arif ikilisi. Orta sahada Campagnaro, Karimi ve Kemen üçlüsü, ileri uçta da yine sağ tarafta Cardozo, sol tarafta Mane ve ileri uçta da Tiam'la sahaya çıkıyor. Ev sahibi ekip Fenerbahçe'nin 11'i ise şu şekilde. Kalede Altay forma giyecek. Sağ bekte Ferdi, sol bekte Lincoln, merkezde Zalai Samet ikilisi. Orta sahanın sağında Arda Güler, solunda Rossi, merkezde Arao Crespo ikilisi ve ileri hücum hattında da Valencia ile Joshua King Fenerbahçe'nin gol silahları olacak. Şunu ifade edelim. Valencia, Ener Valencia Fenerbahçe'nin şu anda en golcü oyuncusu, aynı zamanda da gol kralı, bu akşam Fenerbahçe forması ile 100. maçına çıkıyor ve maça da taraftarın ilgi gösterdiğini, yaklaşık 20 bin taraftarın burada tribündeki yerini alacağını ifade edelim. Bir not da şu ki João Pedro Fenerbahçe'nin sene başındaki transferi Giresunspor maçında, Dünya Kupası arası öncesi son maç olan Giresunspor maçından sonra ilk kez bir resmi maçın kadrosunda yer alıyor. João Pedro da bu notu da paylaşmış olalım. Fenerbahçe taraftarları da Kayseri İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karar sebebiyle bu akşamki maçta tribünlerdeki yerlerini alamayacaklar. Kayseri'de güzel bir hava var. İki tane formda takım son 3 maçını, son 5 maçında sadece bir galibiyet aldı, bir beraberlik aldı Fenerbahçe, 4 galibiyet. Kayseri Spor'da bir yenilgi aldı. O da 4 galibiyet aldı. 3 maçtır kazanıyor ev sahibi ve bu iki formda takımın karşılaşması yaklaşık yarım saat sonra başlayacak. Biz de maç sonrasında röportajlarla ve gelişmelerle yeniden karşınızda olacağımızı belirtelim ve Kayseri'deki notlarımızı tamamlayıp sözü tekrar stüdyoya bırakalım Cüneyt'ten. Teşekkür ediyoruz Ahmet Selim Kula. Hemen bir kısa değerlendirme alalım. Sonrasında tekrar Trabzonspor mücadelesine döneceğiz Cem Hocam. Arda 11'de bir kere hepimizin yüzü güldü. Evet, yani Arda hep spor uzun zamandan beri konuştuğumuz Arda'yı 11'e bir şekilde el birliğiyle attık, öyle diyelim. Tabii şaka bir tarafa, Arda orada oynamayı hak eden oyuncuların başında geliyor ve hepimiz de onu hem duygusal olarak hem de bir teknik gözle baktığımızda da orada görmeyi istiyoruz açıkçası. Evet, Fenerbahçe'nin zor maçlarından, en zor maçlarından bir tanesi belki de. Kayseri Spor'un baktığımızda son 3 maçını kazanması ve de yukarı trendini döndürmesi
Fenerbahçe'nin maçının zor olacağı bir göstergesi. Ama Fenerbahçe'nin de şampiyonluk yarışındaki bu maçı kazanması gerekiyor. Sahadaki dizilişi, anlaşmaları ve de beraber oynayan, uzun zamandan beri Altay'ın önündeki oynayan dörtlü defansı, Araos'u ve de Crespo'su, Arda'sı, Rossi'si. Baktığınızda orada bir tek belki Joshua King'le Arda'nın yeni bir 11'de görev almasını söyleyebiliriz ama Fenerbahçe'nin iyi bir 11'ini kurduğunu düşünüyorum. Gerçekten de iyi bir 11'i var şu anda. Benim kafamdaki, benim Arda'nın olduğu, ben 11, her 11'i artık iyi olarak algılıyorum. En büyük temennim de Arda'nın bugün iyi oynaması, Arda'nın bugün oyuna katkı sunması, hatta oynayabildiği kadar süreyi de bence sonuna kadar maçın götürebilmesi. Sakatlığı olmasın. İnşallah en büyük amacımız o, o maçtan sonuna kadar oynasın ve de iyi bir şekilde çıksın. Ve de Fenerbahçe'nin bugün kazanması gerektiği bir maçı bence sahadaki bütün futbolcular bildiğini düşünüyorum. Ama aynı zamanda da taraftarın da çok büyük bir arzusu var. Zor günler geçiriyor Fenerbahçe. Başkanıyla, yöneticiyle, taraftarıyla, futbolcusuyla. Aynı zamanda da bu maçın kazanılması gereken bir maç olduğunu muhakkak aralarında, maç konuşmalarında, toplantılarında hepsi birbirleriyle konuşmuştur. Zor bir maç Fenerbahçe açısından. Bu arada hocam hafta içinde omuz omuza dedik. Türk spor ailesi olarak destek verdik. Orada Çağdaş Hoca'yı gördüm. Selam vardı. Şimdi yayında görüşüyoruz. Aleykümselam. İleteyim Çağdaş Hoca'ya da. Tabii Cesus da oradaydı. Cesus'a da başarılar dileyerek. Siz nasıl değerlendirirsiniz bu maçta? Nasıl bir maç olur? Vallahi Fenerbahçe'nin bundan sonraki hikayesi ligde ne olacağıyla ilgili bir eşik maçı olduğunu düşünüyorum bir kere. Yani taktik, teknikten daha önemli bu. Yani Fenerbahçe oyunu erteleyebilir, iyi oynamayabilir ama kazanması gereken bir maç olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe adına. Yani beraberlik bile iyi bir sonuç, çok iyi bir sonuç kesinlikle değil. Fenerbahçe bir de kazanırsa psikolojik olarak da özellikle geçen haftaki galibiyetten sonra tekrar Kayseri Spor gibi Çağdaş Atan'ın geliştirdiği, çok iyi oynayan, sürdürebilir bir oyunu olan bir oyun ezberi oluşturduğu. Üç maçlıklı bir serisi var. Evet, serisi var. Sezon başından beri de hem oyun hem de oyuncunun geliştirdiği bir Çağdaş Atan'ın ekibi var Kayseri Spor'da. Bu anlamda zor bir deplasman mı? Zor. Ama ligde zirve yarışından kopmamak istiyorsa da bu zorlukta Fenerbahçe'nin galip gelmesi gerekir. Onun için yani Fenerbahçe'nin oyunundan daha fazla Fenerbahçe'nin en önemli dediğim gibi alacağı 3 puan daha değerli olduğunu düşünüyorum. Arda'nın oynaması tabii ki yalnız bizleri değil, Arda'yı yani Türkiye'deki bütün futbol severleri mutlu etmiştir. Yalnız Arda mutlu yani etmiştir, mutlu olsun, oynasın diye değil. Arda da saha içinde problemi çözen anahtar bir oyuncudur Fenerbahçe'de, onu da söyleyelim. Yani özellikle bugün top ayağındayken hem Rossi gibi koşucu bir oyuncuyu, aynı şekilde Joshua King'i oynatabilecek, Valencia'yı oynatabilecek bir oyuncu.